Koşu Kavaktur, İpek Yolu'nun izinde Özbekistan belgeselini sunar. Alimler ve evliyalar şehri Buhara'ya veda vakti geldi. Tarihi İpek yolunu takip ederek 284 kilometrelik uzaktaki Semerkant'a doğru yola çıkıyoruz. Bir zamanlar kervanlarla gidilen dağları otobüsle geçerek ilerliyoruz. Zarifşan dağlarının muhteşem manzarası eşliğinde Semerkant'a giderken, adını Alişir Nevai'den alan Nevai şehrinde 14. yüzyıldan kalma İpek yolu kervansarayı bulunuyor. Bir zamanlar İpek yolunu takip eden kervanların konakladığı bu kervansarayda biz de mola veriyoruz. İpek yolunu takip ediyoruz ve adım adım İpek yolunun kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerini ekranlara getiriyoruz. Buhara'dan yola çıktık, Semerkant'a gidiyoruz ve Semerkant-Buhara yolu üzerinde İpek yolunun önemli güzergahlarından birisi de adını Emir Alişir Nevai Çağatay Türkçesini edebiyat dili haline getiren ünlü şair Alişir Nevai'den alan Alişir Nevai bölgesindeyiz, ilindeyiz ve İpek yolu güzergahındaki kervansaraydayız. Burası bir sarnıç efendim, sarnıç. Bakın bu, şu seviye, şu yoldan seviyeyi görürsek böyle ayakta kalabilmesinin sebebi kumlar, burası kum kapatmış, kapalı olmuş ve yıllarca böyle toprağın altında, bu seviyenin altında kalmış. Onun için şurası şu anda yüksek ve böyle son dönemde ortaya çıkarılan kültür eserlerinden bir tanesi de bu sarnıç efesi. Buhara'dan yola çıktık. 280 kilometre mesafedeki Taşkent yakınlarındaki Çile köyüne geldik. Burası İmam Buhari, Sahih Buhari'nin yazarı, önemli hadis alimi, kütüb-i sitte'nin en önemli kitaplarından birisi İmam Buhari tarafından yazılan İsmail Buhari'nin türbesini ziyaret edeceğiz. Semerkant'a 25 kilometre uzaklıktaki Çalak köyüne geliyoruz. Özbeklerin Çalak dediği Çilek köyünde İmam Buhari türbesini ziyaret ediyoruz. Burada ilk türbeyi Timurhan yaptırmış. İslam Kerimov türbeyi genişletip ihtişamlı hale getirmiş ve çok kıymetli onyx taşından mezar taşı yaptırmış. 1996 yılında İmam-ı Buhari'nin türbesini ziyaret ettiğimizde son derece sade bir yapı karşılamıştı bizi. Ayrıca bir de mescit vardı. Hanımların da cuma namazı kılmak için mescide geldiğini görmüştük. Bugün türbe ve cami çevresi ihtişamlı binalarla donatılmış. İslam Eserleri Müzesi görülmeye değer. Ünlü hadis alimi İmam-ı Buhari Türbesini 22 yıl sonra tekrar ziyaret ederek bir kez daha tarihe not düşüyoruz. İlim, ilim adamları ve tarih araştırmacıları, bilgi ve bilginin araştırılıp paylaşılması. Buhara'dan Taşkent'e gelirken önemli bir yerdeyiz. Burası Çelenk köyündeyiz. Ve Çelenk beldesi İmam Buhari'ye ev sahipliği yapıyor. Sovyetler Birliği döneminde adeta harabeye dönen İmam-ı Buhari Külliyesi 2000'lerin başında Orta Asya Türk sanatının özelliklerini taşıyan bir türbe inşa edilmiş.
Asıl kabir yer altındaki bir mezar odasındadır. Kabrin tam orta yerine denk gelen yere ise bir mermer sanduka konulmuş. Yoğun bir ziyaretçi akınının olduğu külliye, manevi atmosferiyle ziyaretçilerin hayranlığını kazanıyor. İmam Buhari, bir başka ifadeyle İsmail Buhari ve İmam Buhari daha küçük yaşlarda yetim kalır. Annesi onun tahsiline önem verir ve 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmeder, hıfzeder ve Kabe-i Muazzama'ya hacca giderler annesi ve abisiyle beraber. Burada kalır ve 30 yaşına kadar ilim tahsil eder. 30 yaşından sonra tekrar Buhara'ya döner ve Buhara'da hadis-i şerif derlemeye, toplamaya başlar. Ve ömrü boyunca hadis-i şerifleri derler, toplar ve 6000'den fazla hadis-i şerif derlemiştir. Bunları tekrar tasnif eder, bir tasnife tabi tutarak 600 civarındaki hadis-i şerifin mesnetlerine, kaynaklarına güvenerek onu Sahih Buhari adlı kitabına alır. Ve Sahih Buhari Kur'an-ı Kerim'den sonra en muteber hadis kitabıdır. Ve Sahih Buhari'nin yazarı, derleyicisi İsmail Buhari'nin, İmam Buhari'nin Taşkent yakınlarındaki türbesi başındayız. İmam Buhari'nin türbesi revaklı geniş bir avluda yer alıyor. Avlunun ortasındaki havuz, tarihi çınar ağaçları, kuş cıvıltıları, dökülen yapraklar bize sonbaharın tüm ihtişamını yaşatıyor. Türbenin bulunduğu külliyede Kur'an-ı Kerim Müzesi'nde çeşitli ülkelerden hediye edilen Kur'an-ı Kerimler sergileniyor. Hoş geldiniz. Müzemizde şu çetilden gelen mihmanlarda hediyeler saklanadı. Kur'an kitapları. Dilerseniz Kur'an-ı Kerim'den sonra kaynak kitap olarak kabul edilen Sahih-i Buhari adlı hadis kitabının yazarı İmam Buhari'nin hayatını kısaca hatırlayalım. İmam Buhari, 810 senesinde Buhara'da dünyaya geldi. Buhara'da doğduğu için Buhari ismiyle, alim olduğu için İmam ismiyle anılmaktadır. Asıl adı Muhammed bin İsmail'dir. İmam-ı Buhari, babası öldükten sonra annesi tarafından okutulup yetiştiriliyor. Genç yaşta annesinin terbiyesi altında Arapçayı ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiştir. Mekke'ye ilk gidişi hac amacıyla 16 yaşında annesi ve kardeşiyle birlikte olmuş, annesi ve kardeşi Buhara'ya dönerken kendisi ilim öğrenme isteğiyle Mekke'de kalmıştır. Babasından kalan servet onun hiç kimseye muhtaç olmadan ilim öğrenmesine vesile olmuştur. Henüz 18 yaşındayken sahabe ve tabi'in fetvalarını topladı. Medine-i Münevvere'ye gidip, Resulullah Efendimizin kabri şerifini ziyaret edip, geceleri kabri şerif başında Tarihül Kebir kitabını yazdı. Mekke ve Medine'den başka, Bağdat, Basra, Kufe, Mısır, Nişabur, Belh, Merv, Askalan, Şam, Humus, Rey ve Kayseriye gibi ilim merkezlerini dolaşıp, hadis alimleriyle görüşüp, 1000'den fazla alimden hadis ve diğer ilimleri öğrenip nakletti. Buhari, eğitimini tamamladıktan sonra Mısır'dan Mavera-ün-Nehre kadar tanınmış ilim merkezlerinde, hadis ve çeşitli İslami ilimler alanında dersler verdi. Kendisinden 70 binden fazla talebenin hadis dinlediği rivayet edilir. Öğrencileri arasında Tirmizi, Nesai, Ebu Züra, Ebu Bekir bin Huzeyme, İbni Ebu Davud, Muhammed bin Nasrul Mervezi, Müslim bin Haccac, İbn Ebi Dünya gibi büyük ve tanınmış hadis alimlerinin isimleri yer alır. İsmail Buhari, yüz binlerce hadisi şerifi, metinleri ve senetleriyle ezbere bilirdi. Hadisi şeriflerin ravilerini derinlemesine inceler, dinin emirlerine uymayan, edeplerini gözetmeyen, ahlakında bir kusur olanların rivayet ettiği hadis-i şerifleri almazdı. Bir kimse hadis rivayetinde ve ravilerin senedinde hataya düşse, hemen İmam Buhari'ye danışıp doğrusunu öğrenirdi. İmam Buhari, 870 senesinde Semerkant'ın Harteng kasabasında Hakk'a yürüdü. İmam-ı Buhari, Kabe'de yazdığı Sahih-i Buhari adlı meşhur kitabını şöyle anlatır.
Cami-ül Sahih kitabını 600 bin hadisi şerif arasından seçtim. Her hadisi şerifi kitaba koymadan önce gusledip, iki rekat namaz kılıp istihare yaptım. Ondan sonra hadisi şerifi kitaba koydum. Bunları yapmadan hiçbir hadisi şerifi yazmadım. 7275 hadisi şerif olan bu kitabı 16 yılda tamamladım. Dünyaca ünlü hadis alimi İsmail Buhari'nin Semerkant yakınlarındaki türbesini ziyaret ederek duamızı edip Semerkant'a geliyoruz. Tarihi eserleriyle Semerkant, İpek yolunun en önemli merkezi konumunda. İslam medeniyetiyle 7. yüzyılda şereflenen Semerkant, tarihi eserleri, kültürel mirasıyla çok önemli bir yer. 2700 yıl önce kurulan bu tarihi şehir, UNESCO tarafından koruma altına alındı. Özbekistan'ın güneyinde bulunan Semerkant, Taşkent'in 275 kilometre güneybatısında yer almaktadır. Zerafşan Irmağı'nın vadisinde bulunmaktadır. Nüfusu yaklaşık 500 bin kişidir. Semerkant, eski Farsça'da Taşkent anlamına gelirken, eski Türkçe'de temiz kent anlamına gelen Semizkent diye adlandırılmıştır. Semerkant şehrinin girişinde yüksek tepelerde M.Ö. 7 ila 2. yüzyıllara tarihlenen Afrasiyap denen antik yerleşimin efsanevi kral Turan tarafından kurulduğu bilinmektedir. İslam dünyasında ilk kağıt üretimi Semerkant'ta yapılmış, buradan tüm dünyaya yayılmıştır. M.Ö. 7. yüzyıldan sonra Semerkant, Türklerin egemenliğine geçmiş, Alpertunga, bölgenin komutanlığını yapmıştır. 13. yüzyılda Semerkant, Cengiz Han tarafından ele geçirildikten sonra yakılıp yıkılmıştır. 1370 yılında bölgenin komutanı olan Timur, kendini hükümdar ilan edip, başkenti Semerkant'a taşıyarak bu şehri baştan aşağı yeniden kurmuştur. 1784 yılında Semerkant, Buhara Emirliği'nin merkezi olmuştur. 1868'de Ruslar bölgeyi ele geçirip, işgal ederek Türkistan'a bağlamıştır. Özellikle Taşkent, Buhara, Semerkant gibi bütün büyük şehirlerin merkezleri, Orta Çağ döneminden itibaren Registan olarak adlandırılmıştır. Registan Meydanı, çölün ortasındaki meydan demektir. Registan Meydanı, Orta Asya Türk mimarlığının nadir örneklerinden biridir. 15. asırda Timur Han'ın torunu Ulu Bey tarafından kurulan, üzeri muhteşem karolarla bezenmiş kapılara sahip, üç ayrı medresenin bir arada bulunduğu Semerkant'ın merkezinde muhteşem bir meydandır. Meydanın etrafında Mirza Ulu Bey Medresesi, Şirdor Medresesi, Tilla Kari Medresesi mimarisiyle insana göz ve gönül ziyafeti sunar. İlme bilme büyük önem veren Timur'un torunu, Şahruh'un oğlu Ulu Bey. Bilmek ve tanımak için Özbekistan'a İpek Yolu güzergahına gitmek gerekiyor ve onun Semerkant'taki rasathanesini görmek gerekiyor. Semerkant'ta Ulu Bey rasathanesindeyiz. Görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz Özbekistan Semerkant'tan. Ulu Bey Medresesi 1417 ila 1420 yılları arasında yapılmıştır. Registan Meydanı'nın batı kısmındadır. Burada 110 tane öğrenci yaşayabilecek şekilde 54 hücre ve büyük bir bahçe bulunmaktadır. Medresede astronomik gözlemler yapmak için bir platform bulunmuştur. Ulu Bey, ölümüne kadar burada matematik ve astronomi dersleri vermiştir. Medrese yapısı, Ulu Bey'in astronomiye olan tutkusunu sembolize eder. Kapı üzerindeki 10 yıldız, uzayı sembolize etmektedir. Ayrıca, geometrik desenlerde kullanılmıştır. Medreseye 15 metre yükseklikteki bir kapıdan girilir ve bu kapının bizzat
Ulu Bey tarafından tasarlandığı söylenir. Medresenin içinde Ulu Bey'in heykeli bulunmaktadır. Timur'dan sonraki en önemli hükümdar aynı zamanda bir bilim adamı olan Ulu Bey'dir. Timur'un torunu olan Ulu Bey döneminde Semerkant, çağının en önemli bilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. Ulu Bey Rasathanesi 1428 yılında Semerkant merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir tepe üstünde yapılmıştır. Ulu Bey, oğlu tarafından devlet işleriyle ilgilenmiyor diye öldürüldükten sonra rasathane yerle bir edilmiştir. Ulu Bey, dünyanın güneş etrafında döndüğünü Kopernik'ten 60 yıl, Galileo'dan 200 yıl önce bulmuştur. İlk yıldız haritasını yapmıştır. Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong, ay yüzündeki 3 kraterden birine Ulu Bey adını vermiştir. Evet, yıllardan beri bunu beklemiş ve özlemiştik. Ulu Bey'in rasathanesini görelim demiştik. Ve ilk kez rasathanenin bulunduğu yerdeyiz ve rasathanenin orijinal hali. Ulu Bey'i gerçekten tanımadan, bilmeden bugünkü fenni, teknolojiyi ve astronomi bilmek biraz zor. Rasathanesinin bulunduğu tepe ve Ulu Bey Rasathanesi 500 yıl sonra bulunur ve buradaki Ulu Bey dönemindeki eserler Ali Kuşçu tarafından Türkiye'ye götürülmüştür, Osmanlı'ya götürülmüştür. Semerkant'ın yöneticisi olan Yalancuş Bahadır'ın emriyle 1619-1636 yılları arasında Ulu Bey Medresesi'nin tam karşısına simetrik olarak bir başka medrese yapılır. Ulu Bey'in ölümünden 200 yıl sonra yapılan bu medreseye Şirdor ya da Aslanlı Medresesi denir. Ulu Bey Medresesi ile Şirdor Medresesi'nin tek farkı olarak yeni medresede kışın kullanılmak üzere tasarlanmış fazladan iki eğitim holünün bulunmasıdır. Giriş kısmının üst tarafına Semerkant şehrinin sembolü olan iki aslan resminin çizildiği Şirdor Medresesi'nin duvarlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılmıştır. 1646-1660 yıllarında yine Yalancuş Bahadır tarafından iki medresenin ortasında üçüncü bir medrese inşa ettirilir. Bu medrese dış görünümüyle diğer iki medreseye benzemekle beraber iç yapısı itibariyle belirgin farklılıklar gösterir. Medresenin iç bezemelerinde saf altın kullanıldığı için tillakari yani altın işlemeli medrese olarak adlandırılır. Registan meydanındaki medreseler, farklı dönemlerde yapılmalarına karşın aynı plan üzerinde inşa edilmeleriyle dikkati çekerler. Dört köşeli bir bahçe, dört teras ve çevre boyunca sıralanmış odalar. Tillakari Medresesi, medrese olarak yapılmasına karşı cami olarak kullanılmıştır. Registan meydanı, 2001 yılında Semerkant'taki diğer tarihi yapılarla beraber UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Burası Semerkant, Özbekistan'ın kültür ve medeniyet merkezi. Timur Han'ın eşi Bibi Hatun adına yapılan bir cami, bizzat Timur tarafından ve camiyi ziyaret edeceğiz. Caminin özelliği yapıldığı dönemde dünyanın en büyük camilerinden birisi olması. Timur'un eşi Bibi Hatun adına yaptırdığı camiyi ziyaret ediyoruz. Bu cami yapıldığı dönemde dünyanın en büyük camilerinden biriymiş. Cami adını Timur'a Han damadı anlamındaki küreken unvanının verilmesine sebep olan gözde eşi, Kazan Han'ın kızı Saray Melik Hanım'ın halk arasındaki lakabından alır. İnşaatına 1399'da başlanan caminin 1404'te büyük ölçüde planı tamamlanmıştır. Fakat 1405 yılında Timur'un ölümünden sonra bu haliyle kalmıştır. Doğu'nun en büyük camisi olması için inşa edilen yapıda
15 bin işçinin yanında 100'den fazla fil kullanılmıştır. Caminin kapısı filler rahat girebilsin diye oldukça büyük bir şekilde yapılmıştır. Yapılan 60 metre yüksekliğindeki orijinal kubbe 17. yüzyılda çökmüştür. Günümüzdeki kubbe sadece 30 metredir. Bibi Hanım Türbesi caminin karşısında yer almaktadır. Kağıt medeniyettir. Çinliler kağıdı bulmuştu. 14. yüzyılda Çinlilere savaş yapan Timur Han, Çin askerlerinin sırrını öğrenmek için kağıt konusunda araştırma yaptırır. Ve 14. yüzyılda dut ağaçlarından Semerkant'ta kağıt fabrikaları kurulur. Timur Han döneminde 100'e yakın fabrika vardır. Bugün sadece bir tane kalmıştır ve dut ağacından yapılan fabrikanın bulunduğu yere gidiyoruz, fabrikaya gidiyoruz ve dut ağacından yapılan kağıtlar halen revaçta. 1000 yıl nemden, sudan etkilenmiyor, fare yiyemiyor. Ayrıca kök boyalarla yapılan mürekkeple yazıldığında 1000 sene üzerine yazılan yazılarda duruyor. Evet, Semerkant'ta dut ağacından elde yapılan kağıt fabrikasındayız ve İpek yolunun önemli unsurlarından birisiydi de kağıt. İpek yolunun önemli noktalarından biri olan Semerkant'ta belgesel çekimlerimiz tarihi kağıt imalathanesinde devam ediyor. Dut ağacı kabuğu soyulup kaynatılır, ardından su gücüyle un haline getirilip dibek taşında ezilir. Bu işlemler sonunda sudan etkilenmeyen özel Semerkant kağıdı ortaya çıkar. Rehberimiz kök boyadan yapılan mürekkeplerle Semerkant kağıdına yazılan yazıların 1000 yıl özelliğini kaybetmediğini, farelerin bile özelliğinden dolayı bu kağıdı yiyemediğini söylüyor. Orta Asya'da el işçiliğinin kullanıldığı ilk ve tek kağıthane Semerkant'taki kağıt atölyesidir. İnsanlık tarihinin en önemli güzergahlarından İpek yolu, doğuyla batı arasında ticaretin yapılmasının yanı sıra kültür ve geleneklerin yapılmasında önemli bir rol oynamıştır. Semerkant kağıdı da bu güzergahın en çok ilgi gören ve satılan ürünlerinden olmuştur. Kağıt her zaman önemlidir. Kağıt medeniyetleri geleceğe taşıyan en değerli varlıklardır. En değerli kültür varlığımızdır. Tarihler 751 Çin ve İstanbullar arasında Talas Savaşı gerçekleşir. Talas Savaşı'da ondan sonra Çin askerleri esir alınır ve esir alınan Çin askerlerinden kağıt yapımı öğrenilir. Bu şekilde 100'e yakın kağıt fabrikası var burada Semerkant'ta. Bir tanesi var ve şu anda biz kağıt fabrikasında, evde yapılan daha doğrusu kağıt atölyesinde kağıdın nasıl yapıldığını görüyoruz. Dut ağacından yapılan bu kağıtlar 1000 yıl neme ve suya karşı dayanıklı. Eğer kök boyadan yapılan mürekkepler de yazılmış ise tam 1000 yıl bu kağıtlar görev görüyordu. Burada İpek yolunun en önemli kültür değerlerinin bulunduğu burada Semerkant'tayız ve kağıt fabrikasındayız. Semerkant kağıdı 9. ve 10. yüzyıllarda Müslüman ülkelerin yanı sıra Avrupa'ya kadar yayılmış. O dönemde kaleme alınan birçok eser Semerkant kağıdı üzerine yazılmış. Semerkantlı kağıt ustalarının 10. yüzyılda dünyadaki en ince, pürüzsüz, dayanıklı ve mürekkebi fazla emmeyen kağıt çeşitlerini üretmeyi başarmış. Semerkant'ın Konigil mahallesindeki kağıt atölyesinde Zarif Muhtarov ve ailesi, yüzyıllar öncesinin teknikleriyle kağıt üreterek bu geleneği hala sürdürüyorlar. O dönemde yörede üretilen bu kağıtların çok beyaz olanları Semerkant Sultan kağıdı, çok ince olanları da Semerkant İpek kağıdı ismiyle biliniyor. Semerkant kağıdı sallandığında kendine özgü bir ses çıkarmakta ve insanlar Semerkant kağıdını bu kendine has sesinden tanımakta. ...999 yılında Buhara'yı ele geçirerek Samanoğulları devletine son veren Karahanlıların en parlak dönemi Yusuf Kadir Han zamanıdır. Yusuf Kadir Han'dan sonra zayıflayan Karahanlılar 1058 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmüşlerdir.
Doğu Karahanlıların merkezi Kaşgar, Batı Karahanlıların merkezi ise Semerkant'tır. Doğu Karahanlı Devleti 1130 yılında Moğol Karahitaylar, Batı Karahanlı Devleti ise Harzemşahlar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Kutadgubilik yazarı Yusuf Has Hacip, Divan Lügat-ı Türk sahibi Kaşgarlı Mahmud, ünlü İslam filozofu Farabi ile Gönüller Sultanı Hoca Ahmet Yesevi bu dönemde yaşamışlardır. Şehrin merkezinde ana caddede bulunan Timur heykelinin yanında mavi kubbelerin altında Timur ve yakınlarının mezarı bulunmaktadır. Timur'un muhteşem türbesi Gur-Emir veya Gur-Emir olarak da bilinir. Gur-Emir, emirin mezarı anlamına gelmektedir. Önemli bir komutan Timur Han, Türkistan coğrafyası, Orta Asya, Hindistan, Çin hayatı seferlerle geçen önemli bir şahsiyet. Semerkant'ta türbesindeyiz. Başucunda Fatiha okuyoruz. Timur 8 Nisan 1336 tarihinde Özbekistan'ın Keş şehrinde doğdu. Babası Barla Soymağı'nın beyi Turgay, annesi Tekine Hatun'du. Cesur, zeki ve bilgili bir Türk asilzadesi olan Timur Han kısa zamanda yükselerek Doğu Türk Hakanlığı'nın tahtına oturur. Timur Han imparatorluğunun sınırlarını Tataristan'daki İdil-Volga Nehri'nden Hindistan'daki Ganj Nehri'ne, Çin sınırındaki Tanrı Dağları'ndan Ege kıyılarındaki İzmir ve Şam'a kadar genişletir. Timur Han 18 Şubat 1405 tarihinde Çin seferine giderken Kazakistan'ın Otrar bölgesinde 69 yaşında hayatını kaybeder. Cenazesi Semerkant'a getirilir. Timur vefat eden torunu Muhammed Sultan Mirza için inşa ettirdiği türbenin altındaki mezar odasına defnedilir. Tarihi belgelerde Timur Han'ın türbesiyle ilgili şu bilgiler yer almaktadır. Timur 1336'da dünyaya gelir ve 16 yaşından itibaren savaşlar, mücadeleler, sonra Kazan Han'ı ki Cengiz Han'ın torunlarından Kazan Han'ının torunu Bibi Hatun'la evlenir ve artık saraya, sultana, hana damat olur. Devletini kurar ve Timur devleti bir ucu İstanbul, diğer taraftan Çin, Hindistan ve Sibirya coğrafyası çok büyük bir coğrafyada hüküm sürer. Şu anda değerli dostum Koşukavak Turizm'in sahibiyle Türk televizyonları içerisinde ilk kez türbe içerisinde söyleşi yapıyoruz. Koşukavak Turizm'in öncülüğünde bu tur gerçekleşiyor. Neler söylersiniz? Ben Timur Han'ın türbesinde söylüyorsunuz. Söylediği gibi beni öldükten sonra da büyüklüğümü hissedeceksiniz diyerek buraları yapmış. Arka tarafta orada yerde yatıyor kendisi, kocası, babası, o iki tane oğlu buradadır. Görülmeye değer, daha doğrusu herkesin görmesi gereken bir yer. Türbe iç mekanının güneydoğu köşesindeki bir merdivenle inilen cenaze mahzeni, dört yöne açılan dört kollu bir plana göre inşa edilmiştir. Daha çok siyah ve firuze mozaik çiniler kullanılarak yapılmış küfi yazı kuşaklarıyla geometrik motiflerden oluşmaktadır. Türbenin içi, çeşitli malzemenin değişik tarzlarda kullanılmasıyla ağır ve göz alıcı biçimde süslenmiştir. Türbenin içinde bulunan lahitlerin en muhteşemi Timur'a ait olup koyu renk yeşimdendir. Timur'un cenazesinin bulunduğu yerin tam üstüne çok değerli bir taş olan yeşim taşı yerleştirilir. 1941'de Mihail Gerasimov adındaki Rus arkeoloğun başkanlığındaki bir ekip, Stalin'in emriyle mezarı açar ve Timur'un kemiklerini alıp Moskova'ya götürürler. Amaçları kemikler üzerinde çalışıp Timur'un fiziksel özelliklerini ortaya çıkartmaktır. Semerkant'ın yaşları buna karşı çıkar ve kim ki mezara saygısızlık eder, Allah'ın lanetinden kurtulamaz şeklindeki kitabeyi hatırlatırlar ama talimat bizzat Stalin'den geldiği için kimse onları dinlemez.
Halkı uzaklaştıran askerler türbenin etrafını çevirir ve Timur'un mezarını açıp kemiklerini çıkartır. Bu olaydan tam 3 gün sonra 22 Haziran 1941'de Nazi Almanyası Moskova'ya savaş ilan eder. Gerasimov, Moskova'ya götürdüğü kemikler üzerinde uzun uzun çalışır. Tarih kitaplarında yazdığı gibi Timur'un aksak olduğunu, bunun sebebinin de kalça kemiğindeki incinme olduğunu tespit eder. Timur'un boyu 1 metre 73 santimdir. Sonra kafatasının üzerinde çalışır ve etlendirme tekniğiyle Timur'un yüzünün kalıbını çıkartıp büstünü yapar. Timur'un Orta Asya'da bugün yapılan tablolarıyla heykellerinde Mihail Gerasimov'un belirlediği kalıp esas alınmaktadır. Modern İpek Yolu ekibi olarak koşu kavak turizmle tarihi İpek Yolu'nun izlerini takip ederek Kazakistan ve Özbekistan kültür turumuzun son durağı olan Şahizinde Türbesi'ndeyiz. Semerkant'ın kuzeyinde Efrasiyap Tepesi diye bilinen yükseltinin güney yamaçları halk tarafından kutsal bir mevki olarak kabul edilmiş. Muhammed Sultan İbn Abbas hammadan biraz yuzu bilen ham, kulku bilen menge okşar diyorsun, aydın gel. Oşa sözleri yazılır. Peygamberin sözleri. Yaşayan sultan anlamına gelen Şah-ı Zinde'yi bu kadar önemli kılan Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu Kusem bin Abbas'ın İslam dinini yaymak üzere bölgeye gelerek burada şehit olmasıdır. Kusem bin Abbas için yapılan kabir, zamanla önemli bir ziyaretgah olmuş, etrafında türbeler ve mezarlık başta olmak üzere birçok yapı inşa edilmiştir. Türbe görevlisi, türbe sandukasının bulunduğu bölümü bizler için açarak belgesel çekimine izin veriyor. Semerkant'tayız, İpek Yolu'nu takip ediyoruz. Orta Asya'da, Türkistan'da İslam medeniyetinin gelişini araştırıyoruz. Semerkant, Allah Resulü'nün akrabalarından amcasının oğlu Kusame İbni Abbas'ın türbesi Şahizinde'de bulunuyor. Onu ziyaret edeceğiz. 1220'de Cengiz Han tarafından yakılıp yıkılan Semerkant şehriyle birlikte buradaki türbe ve mezarlar da yok edilir. Moğol tahribatından kısmen kurtulmuş olan Kusem bin Abbas Türbesi ve Mescidi 1335'te yeniden inşa edilir. Günümüzde Şahizinde denilen yerde Timur'un hanımı Tomanaka tarafından inşa ettirilen 1405 tarihli türbe, Hoca Ahmet Türbesi, Timur'un ablası Türkanaka tarafından kızı Şad-ı Mülk için inşa ettirilen 1372 tarihli Şad-ı Mülk Aka Türbesi, 1376 tarihli Emir Hüseyin bin Tuğluk Tekin Türbesi, Emir Burunduk Türbesi, Emirzade Türbesi, Kadızade-i Rumi Türbesi ve Aştek Türbesi yer alır. Kusame İbni Abbas ve amcası oğlu asırlar önce 7. yüzyılın sonunda buralara gelmişlerdi. Türkistan coğrafyasına, Orta Asya coğrafyasına İslam medeniyetine hizmet etmek ve İslam'ı buralara yaymak üzere gelmişlerdi. Şu an Semerkant'tayız. Şahizinde deniyor. 44 türbenin bulunduğu bir mezar noktası hemen yanı başımızda. O sahabe-i kiram olarak gelip İslam medeniyeti burada tanıtıp anlattılar. Onların yüzü suyu hürmetine İslam medeniyeti coğrafyasına huzur, barış gelsin. Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına devam olsun. Birlik ve beraberlik olsun. Millet ve devletimiz birlik ve beraberlik içinde ilahiyel mülkiyam yaşasın diye dua ediyoruz. Burada bu Allah Resulü'nün sahabelerin yüzü suyu hürmetine İslam medeniyeti coğrafyasındaki akan kanların durması için dua ediyoruz. İtikadi mezhep önderlerinden İmam-ı Maturidi'nin Semerkant'taki türbesindeyiz. İmam Maturidi'nin asıl adı Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Maturidi olup, Semerkant yakınlarındaki Maturit köyü sebebiyle bu şekilde anılmıştır.
fıkıh, tefsir ve usulle ilgili 60'tan fazla kitabı bulunan Maturidi'nin türbesi, Semerkant'taki Cakerdize mahallesindedir. Hayatı hakkında kaynaklarda çok az bilgiye rastlanan Maturidi, Samanoğullarının Maveraün Nehri hakim oldukları devirde yaşamıştır. Ehl-i sünnet çizgisinden ayrılmayan Maturidi, Hanefi mezhebinin 4. hatta 3. kuşak alimlerindendir. İmam-ı Maturidi türbesinde Türkistan evliya ve alimlerinin ruhu için Fatiha okuyor, minnet ve şükranla anıyoruz. Eserler göz ve gönül okşayıcı. Etkilenmeme geldi değil. Ve mutlaka buraların görülmesini istiyoruz. Buralar önemli yer. Semerkant'a geldiğinizde şahısinde yaşayan şey, yaşayan zat türbesinde Musa'nın ve Abbas'ın türbesini ziyaret ediyoruz. Özbekistan ekranlardan anlatılmaz, yaşanır. Sizleri de Özbekistan'a davet ediyor, Kuşukavak Turizm'de İpek Yolu'nun izinde kültür ve medeniyet tarihimizin ihtişamlı izlerinin bulunduğu Türkistan coğrafyasına Dursun Elmas'ın şu şiiriyle veda ediyoruz. Aşkabat, Düşanbe, aşın ileri. Özbek'i, Kırgız'ı bırakın beni. Ötüken yurduna erdikten geri, Kürşad'ın seyrine durun turnalar. Fergana'da durup kalmayın fazla. Taşkent'ten Harezm'e hoplayın hızla. Semerkant'ta şükürle, niyazla. Vecd'e gelip dünü sorun turnalar. Kuşukavak Tur, İpek Yolu'nun izinde Özbekistan belgeselini sundu. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Kuşukavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Kuşukavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Kuşukavak Turizm, sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.kuşukavak.com.tr